23 Temmuz 2021 saat 13:46 Eski Pazar Adrianopolis antik kentinin bulunduğu yerdeyiz. Adrianopolis kilise, sur duvarı kalıntıları, delikli kaya nekropolü, geç Roma konutu, kilise, matriyum, hamam, büyük kaya mezarı, nişli tapınım alanı, hamam, kiliseye basamaklı altar. Şimdi biz neredeyiz? Şuradayız. Ne diyor? 16. 16 ve 4. 16 otopark. 16 ve 4. 4 kilise. Ha, kilisedeyiz. Evet. Geçen bir bayram zamanı yine geldiğimde buradaki kapı açıktı. Daha doğrusu anahtarlar üstündeydi. Ha, bekçimiz de burada. Şu kilit üzerinde anahtar vardı. Şimdi bakıyoruz kim var? Hiç kimse yok. Burada bir defter var. Adrianopolis ziyaretçi kayıt defteri diyor. Ama kimse yok, bir görevli yok. Her neyse, biz kalıntılara bakalım kiliseye. En çok görünen şurası. Fotoğraflarda, ajansların geçtiği haberlerde burası gözüküyor ve bir de şuradaki yazı. Ziyaretçiler de gelmeye başladı. Bu açıdan da bakalım. Eski Pazar'ın tarihi kent olması, daha önceki kayıtlarda yoktu. 12 Eylül 1980 ihtilalinden, darbesinden sonra Kenan Evren Karabük ziyaretinde Eski Pazar'a da gelmişti. O zaman bir halk eğitim merkezinde memur olduğunu söyleyen bir kişi bana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ben de gazeteci olarak takip ediyorum tabii o zaman. Burada çok eski bir tarihi şehir var, kent var demişti o zaman. Bir şeyler anlattı, Adrianopolis'i demeye, söylemeye çalıştı ama ben ne yalan söyleyeyim, anlayamamıştım. Dedim ki kısa bir not olarak yazsan da bana mektup olarak göndersen demiştim. Şu an o halk eğitim merkezi memurunun, müdür değil, memurunun adı aklıma gelmedi. Aradan geçen uzun zaman nedeniyle hatırlayamadım. Ama şunu demek istiyorum. Onun yazısından verdiği bana bir mektup şeklinde yazdığı yazısından sonra yaptığım haberlerden ardından Eski Pazar'da tarihi kent ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Adrianopolis kazı ve araştırmaları kapsamında yürütülen arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon çalışmaları Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmektedir diyor. Ve diğer tarafa gidiyoruz. Güney Nekropolü, hamam, geç Roma konutu, kilise ve bir hamam yazıyor. Bakalım bu yoldan gideceğiz. Yürüyoruz. Şu an hava çok güzel. Ne sıcak, ne soğuk. Hafif bir esinti var. Şu dağlardaki yeşilliği görüyorsunuz. İ 2005 ya da 2006 yılları arasında
Mersin'e gitmiştim. Mersin'de bizi dediler, sizi tarihi bir yere getireceğiz dediler. Ne dedim? Üç kadın figürünün olduğu bir tarihi bir yer. Merak ettik. Gidelim dedik. Müze yapmışlar orayı. Nasıl müze yapmışlar? Az önce gezdiğimiz yerin onda biri. Evet, az önce gezdiğimiz o büyük bina var ya, onun onda biri bir yer. Ama önü nasıl kalabalıktı? Kuyruk. Yüzlerce insan kuyruktaydı oraya girip görmek için. Onda biri dedim. İşte oradan sonra buradaki tarihi kalıntıya bakın. Onda birin biri var mı? Bir kişi var mı? Var mı? Yok. Niye? İşte yetkililerin değerlendirememesi. Yetkililerin burayı bir türlü reklamasyon yapamaması, tanıtamaması. Neyse, biz şöyle güzel havaya bakalım. Yeşil, yemyeşilliklere bakalım. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar demiştim ama şöyle bir genel görüntü alayım. Bir de burayı görmemiştim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Kültür Bakanlığı Hadrianopolis kazı evi. Buraya bir bina yapılmış. Ben yeni gördüm. Bir de burada çıkan tarihi eserlerin sergilenmesi var burada. Bir açık hava müzesi gibi yapmışlar. Burayla ilgili hiç ben haber dikkatimi çekmemişti. Hemen görüntülemek istedim. Şu taştan aynısından bir yerde daha var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Çizmişler mi? Altında bir yazı var. Burada da Aitoki. Anlayabilecek bir şey yok da burada. İlginç. Ve burada iki tane daha. Güzel bir taş evi yapmışlar. Kazıdan çıkanlar burada sergileniyor. Şurada pencere var. Şu pencereden içeri baksak, çalışma masası var. Gözükmüyor ama çalışma masası falan var, her neyse. Küp. Küp mü buldun derler ya. İşte küp. Bu küpten Karabük'te iki tane var. Askerlik şubesi. Hatta bunun daha büyüğü. Karabük Askerlik Şubesi bahçesinde. Adrianopolis, doğrusu burada yazıyor işte. Biraz ileride ne yazıyor bakalım. Mengen yolu. Ve bir de ne diyor? Adriana polis işte. Adını bir türlü doğru yazamadığımız. Adriana polis. Aksan, şive olarak mı değiştirdi? Her neyse. Kayıtlara düşelim.